Bir Karadeniz sahil gezisi. Karadeniz doğasıyla, yapısıyla, kültürüyle, yemeğiyle, etkinliğiyle ne gezmekle biter ne anlatmakla. Biz de 2017 yılında ailecek Karadeniz Ereğli'den başlayan Karadeniz yolculuğumuzla sizlere anılarla dolu güzel bir Karadeniz gezisi anlatmaya ve aktarmaya çalışalım. Bu süreçte neler görebiliriz, nelerle karşılaşabiliriz, nasıl programlar yapabiliriz? Hepsini videomuzun içinde bölüm bölüm bulacaksınız. Bizim önceki yolculuğumuz Karadeniz Ereğli'den başladı. Subaşında bir yemek molasıyla köyümüz Arnavutçimağ'da bir çarşamba pazarı dolaşıp akşam Amasra'dan, pansiyondan yerimizi ayarlayıp bir Amasra akşamıyla gezimizin detaylarına başlayalım. Arnavutçimağ'dan çıktık Devrek Çaycuma derken Çaycuma'da güzel bir şehir turu, bir Çaycuma gezisinden sonra akşam üzeri Amasra'ya vardık. Amasra'da konaklama yapacağımız pansiyonda eşyalarımızı yerleştikten sonra güzel bir Amasra turu ve Amasra gezisi yaptık. Amasra'yı anlatmaya, görsele de aktarmaya çalıştık. Devamında bir akşam konaklamadan sonra çıktık. Kurceşil'e gezisi yaptık. Güzel bir Kurceşil'e Amasra'dan sonra geliyor. Arada Çakdaz var. Çakdaz'da ziyaret etmenizi, hani denize girmek isterseniz oradaki kumsalı da tavsiye ederim. Kurceşile'den sonra artık Kastamonu sınırlarına giriyoruz. Yani Bartın sınırları çıktıktan sonra Kastamonu sınırlarına giriyoruz. Gideres Koyu var Çiğde'den önce. Gerçekten doğasıyla, yapısıyla, konumuyla doğal bir limana adıran güzel bir doğanın içinde. Tabi burada balık yemenizi, balıktan sonra demlikte güzel bir çay ile güzel bir deniz havası almanızı tavsiye ederim. Oradan çıktıktan yaklaşık 13-14 kilometre sonra Cide'ye varıyorsunuz. Cide'de Kastamonu'nun deniz sahilinde güzel yerleşim yerlerinden buradan boyu çok uzun sahili olan ilçelerinden bir tanesi. Yani burada kalmak, burada konaklamak da gerçekten çok hoş ve çok güzel. Bir günlük Cide gezisinden sonra ver elini Kastamonu'ya. Tabii Kastamonu'ya giderken Cereli yerleşim yeri derken Çempazar, Ağlı gibi ilçelerden geçiyorsunuz. Hani doğasını zaten anlatmaya gerek yok. Dağları, sis basmış dağları, kanyon yapılı dağları, arazisi gerçekten hoş ve güzel. Hele yol kenarında o tarihi eski ağaç yapı evleri zaten ne anlatmakla geçiyor ne gelip geçerken görmekle. Harika yerlerden bir tanesi. Şempazar 2250 nüfus. Yani küçük yerleşim yerleri ama güzel yerleşim yerleri. Karadeniz'in ucuna kadar ulaşabilmek yaklaşık yani bir haftalık yolculuğumuz ama tabii videoda 20 dakikalık falan bir süreçte size bu yolculuğu, bu geziyi, bu kültür ve doğa yapısını anlatmaya çalışacağız. O buğday tarlasını, yulaf tarlasını uzun yıllardır görmedik. Çocukluğumuzda çok taşıdık, karılarla çok taşıdık. Yani uzun yıllar elimiz buğdaya baş ağdaymamıştı, onu da görmüş olduk. Seydiler Ağlı'dan sonra yolculuğumuz Kastamonu şehir merkezine kadar gelmiş oldu. Kastamonu tabii yerleşim olarak çok güzel. Tarihi, kültürü, dokusu, yapısı anlatmakla bitmez. Eski evleri o tarihi dokusunu hala koruyor. Kale başlı başına farklı bir yapı. Tam şehrin merkezinde. Şehri ayaklarınızın altına alacak. Buraya gittiğinizde gezebileceğiniz, görebileceğiniz yemek kültüründen, doğa kültürüne, turizmine kadar Küre Dağları, benzeri birçok yerleşim yerleri var. Onları da mutlaka tavsiye ederim. Dediğimiz gibi biz kısa fotoğraflarla kısa geçmeye ve aktarmaya çalışıyoruz.
Tabii örneğin Kastamonu'dasınız bugün. Akşam konaklama yapmanız gerekiyor. Eğer buradan Sinop'a geçecekseniz Sinop'ta yerinizi ayırtıp akşam Sinop'ta konaklayıp sabah Sinop'ta kalkıp güzel Sinop gezisi yapabilirsiniz. Biz Kastamonu'yu güzel gezdik. Tarihi dokusunu, tarihi yapısını, o sokakları zaten fotoğraflarda görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Yani biz de bilmiyorum, anlayışımız biraz farklı oluyor. Yani bizim anlayışımızda tatil sadece denize girip denize çıkmak değil, otelden denize gidip gelmek değil. Biz doğayı da, kültürü de, yeşilliği de, o atmosferi de yaşamak için çıktık yola. Kastamonu'dan sonra Taşköprü. Taşköprü'de güzel bir gezi, güzel bir yemek molasıyla Taşköprü'yü de şöyle eline boyuna bir dolaştık, gezdik, gördük. Objektiflerimize fotoğrafları Taşköprü'yü, sarımsak şehri, sarımsak memleketini almaya ve aktarmaya çalıştık. Gerçekten Taşköprü dedikleri kadar var. Tarihi Taşköprüsü, işte ekranda görünen köprü, tarihi Taşköprü. Irmağı içinden geçiyor, güzel yapısı, güzel konumu, güzel. Taşköprü Kastamonu'nun ilçelerinden bir tanesi. Buradan biz yolculuğumuzu Sinop üzerine devam edeceğiz ve Sinop'ta bir akşam inşallah konaklayıp sabah Sinop gezisi yapacağız. Sen dur diyorsun, sen dur diyorsun. Sinop'a girdikten sonra yol boyunda görevli memur arkadaşlar vardı, polis memur arkadaşlar vardı. Onlardan sıramda bulunduk. Kalabileceğimiz, konaklayabileceğimiz yer sorduk. Sağ olsun memur arkadaşımızın bir tanesi bize bir pansiyon adresi verdi. Kendisiyle de görüştük. Çok çok teşekkür ediyoruz. Devlet memurlarımıza, onlara da güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz. Allah yardımcı olsun. Gittik bir akşam konakladık, kaldık. Sabah kalktık. Sinop'un sahilinde güzel bir kahvaltı, Sinop'un mantısı ve Sinop cezaeviyle Sinop'u eline boyuna gezdik. Gerçekten cezaevi ne anılar, ne acılar, ne tarihlerle dolu. Sence bu sevgimiz oldu ya. Yani anlatmakla biter, ne de yazmakla. Sabahattin Ali zaten duvarlara yazmış. Yani anlatabildiği kadar. Öpümüz o. Denizde deli dalgalar. Yedi Bak Bayramı seslendiği türküyü de orada görmüş olduk. Bu işlerin bazılarında dokular bozulmamış. Bazı yapıları aynen duruyor. Yani temsili değerlendirme ziyaretçiler için. Hani cezaevini gezmek neredeyse bir gününüzü alacak kadar zaman geçirebiliyorsunuz. Fotoğraftı, onu incele, bunu incele, oraya bak, işte burada hangi anılar yaşanmış, neler yaşanmış derken. Yani o tarihi idare biriminden cezaevlerine, zindanından mahzenine kadar, rangasından ne bileyim mescidine kadar cezaevinde her şeyi görebiliyor ve inceleyebiliyorsunuz. Sinop'u gerçekten Sinop'a harika bir değer katmış. Sinop'u gerçek bir güzellik vermiş. Sinop'ta bu tarihi cezaevi ayrı bir güzellik, ayrı bir değer. Denize daha önce geçmiş yıllarda sıfırmış. Şimdi arkasından yol geçiyor. Aynı bizim Karadeniz Ereğli sahil yolunun bağlandığı gibi eski hastane tarafına. Sinop'ta da cezaevinin arkasında böyle bir şey yapılmış. Yani cezaevi deyince insan biraz düşünüyor. Yani hani temsil olarak fotoğraf çektiği ve çektirmeye çalıştık. İnsan ürperiyor. Çünkü ne acılar, ne anılar, ne tarihler, nelerle dolu bir cezaevi.
Sinop gezip görülecek kısmı olarak da baktığınızda yarım adaya benzeyen güzel bir yapısı ve yerleşkesi var. Ve cezaevi ziyaretçisi hiç bitmiyor. Biz Sinop'u gerçekten çok sevdik. Sinop'tan hoşlandık. Tabii Sinop'tan sonra yolculuğumuz devam edecek. Nereye? Karadeniz sahilinde gidebildiğimiz noktaya kadar, gidebildiğimiz uca kadar gitmeye çalışacağız. Biz Sinop'tan ayrılmadan Samsun'daki yerimizi aldık. Samsun'da konaklama yapmak için Samsun'dan derden yerimizi ayırdık ve Samsun'a giriş yaptık. Eşyalarımızı yerleştirdikten sonra güzel bir Samsun turu, Samsun gezisi yapmaya başladık akşam üzere. Böyle yabancılar çarşısı var Samsun'da. Harika, büyük bir çarşı. Tabii burada çalışan köylerimiz var. Kardeşimiz Hüda'yı ayrı onu da aradık. Onu da evine misafir olduk. Çayını, çorbasını içtik. Yani kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ısrar oldu ama biz otelden yerimizi ayırmış olduk. Yani çünkü alışan insanlar. Biz de tatile çıkmışız. İnşallah nasip kısmet diyelim. Samsun'un hayvanat bahçesini, Atakum'unu, tarihini, doğasını, yapısını, el sahibini, Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a inişini, iskelesini demiş. Komple gezdikten sonra biz ne yaptık? Yolumuzu Ordu'ya, Ordu güzergahına çevirmeye çalıştık. Tabii Samsun büyük şehir. Gerçekten Karadeniz'in ortasında ve Karadeniz'in güzel şehirlerinden bir tanesi Samsun. Ve gezmekle biter, anlatmakla. Biz çok gezdik, inanın çok da yorulduk. Böyle Atatürk'ün anılarıyla, Atatürk'ün etkisiyle dolu bir Samsun. 19 Mayıs 1919 Samsun. Samsun'a çıkış, oraya gidince insan onu yaşıyor. Ordu. Ordu'ya gitmeli, Hostepe'ye çıkmalı diye bir söz var. Biz de öyle yaptık. Teleferiye bindik. Teleferiye binmek bize Ordu'da nasip oldu. Ordu'dan teleferiye bindik. Hostepe'ye çıktık. Hostepe'den güzel bir seyir yaptık. Yani Hostepe'ye çıktığınızda Ordu ayaklarınızın altında gibi tabiri caizse. Hani öyle bir güzel bir görüntü var. Deniz, Ordu. Aynı zamanda Hostepe'de doğa paraşütçülüğü de var. Yani paraşüt atlayanlar da var. Tabii bu bizim ilgi alanımızda değil o gün için. Hostepe'de güzel bir çay, güzel bir yemekle hakikaten Ordu'ya karşı güzel. Bilmiyorum yani tabii ki ülkemizin dört bir tarafı çok güzel. Her bir tarafı ayrı bir güzelliğe sahip. Ege'si, Akdeniz'i, İç Anadolu'su, Doğu Anadolu'su, Güneydoğu Anadolu'su. Her ilimizin, her yöremizin kendine has özelliği ve güzelliği var. Akdeniz başlı başına hem tarihiyle, hem kültürüyle, hem doğasıyla, hem deniziyle başka bir şehir. Ama Karadeniz'de tarihi, coşkun denizi, doğası, yapısı o da farklı. Trakya'sı, Ege'si, Akdeniz'i dediğimiz gibi gerçekten ülkemizin dört bir yanı farklı. Biz Samsun, Ordu gezisi derken Akçabat'a inmeyi de unutmadık. Bir akşam Akçabat'a, tabi Trabzon'da iki gün konaklama yaptık. Çünkü Trabzon'da gezmekle bitmiyor. Uzungöl'üydü, yaylalarıydı, Trabzon merkeziydi, statlarıydı derken hani Trabzon'u gezmek, bir de Trabzon spor taraftarı olarak Trabzon sporu gezmek bize tabii ayrı bir keyif verdi. Tabii üzgün olduğumuz bir şey var Trabzon'a indiğimizde. Trabzon'a inişimiz pazar ve pazartesiydi. Pazar olduğu için pazartesi de bakım temizlik dolayısıyla müzeler kapalı. Trabzon Müzesi'ni göremedik. İnşallah bir sonraki gezimizde Trabzon'dan başlatırız ve devam ederiz ama o müzeyi görmeden de ayrılmayız. Geçmişi, tarihi, kanlı kupalarla dolu Trabzonspor Müzesi'nde ziyaret etmek lazım. Tabii her kulübümüzün, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Samsun'un, Ordu'nun, Giresun'un, Van'ın, Kahramanmaraş'ın, yani aldıkları ya da üstlükleri, Türkiye kupalarının aldıkları kupalarının bulunduğu müzeler de tabii ki çok çok değerli.
Trabzon meydanında gezmek, Trabzon'a dolaşmak pekten farklı. Trabzon insanı sıcakkanlı, afilperver. Onu orada yaşıyor ve orada görüyorsunuz. Orada o insanların o sıcakkanlığını hissedebiliyorsunuz. Biz Trabzon'dan yolculuğumuzu Sultan Murat Yaylası'na verdik. Sultan Murat Yaylası'nda yerle gök birleşmiş gibi sanki böyle o kadar müthiş bir doğası ve yapısı var. Sultan Murat Yaylası'nda keyif aldın mı? Evet, keyif aldım. Alabildiğine dağları, alabildiğinin o derin doğayı görüyorsunuz. Güzel de bir kısa bir yerleşim yeri var. İnşallah dokusu ve doğası bozulmaz. Tabii farklı milletlerden insanları da çok gördük. Hani ziyaret alanı çok çok fazla. Tahmin edebiliyorum ki biz Ağustos ayında gitmiştik. Buraları çok sıcak olmadan yani Mayıs ayının sonlarıyla Haziran ayının başlarına ziyaret etmek ya da Ağustos'tan sonra ziyaret etmek daha uygun olur diye düşünüyorum. Bu sıcaklarda gezmek çok çok zor oluyor. Biz gittiğimizde o kadar sıcak değil de Sultan Murat Yaylası biraz da rüzgarlı yapıya sahip yerleşim yerlerinden bir tanesi. Bizim gittiğimizde o rüzgar bizi biraz olsun serinletti ama keyif aldık mı? Aldık. O dağlar, o ovalar hani yerle göğün birleşmiş gibi o sislerin dumanın görünmesi farklı. Sultan Murat Yaylası'nı gezince ne yapmak lazım? Trabzon'a gidiyorsan uzun günü görmeden gelmemek lazım. Biz de öyle yaptık. Uzun güne gittik. Tabii işimizin de bir hayali de vardı. O taraflarda baktığında şöyle oradan uzun güne doğru çay içildiğini görmüş. Biz de öyle yaptık. Uzun günün zirvesine, uzun günün zirvesinden biz de uzun güne doğru çayımızı istedik, yemeğimizi istedik. Harika yeşilliğin içinde güzel bir doğaya karşı o atmosferi, o güzelliği yaşadık mı? Yaşamaya çalıştık, yaşadık diyelim. Tabii gönül isterdi ki biz buradan Rize'de zaten 30 kilometre falan kalmış. Aslında Rize'de geçecektik. Rize'den sonra Artvin, iki ucunda Batum bile vardı ama tabii tatil istediğimiz zaman yapabileceğimiz değerlerden bir tanesi. Çok sevdiğimiz, kıramadığımız, sevdiğimiz insanların düğünleri de vardı. Sonunda. Biz bir haftalık yolculuğun ardından dönüşümüzü Rize, Artvin, Batum ziyaretini yapmadan işimizin dostumuzun düğün davetlerine katılmak üzere geri dönüş yaptık. Osmancık, Kosya, Yerede, Yeniçağ, Bengen, Devrek derken hani tabiri caizse bir söz var. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürsü dükkanıdır diye. Biz de geldik Arnavutlucuma'ya, evimize. Hani böyle bir yolculuk, böyle bir güzellik geçti Erdemir Bey'si. Dediğimiz gibi eğer böyle bir geziye karavanla çıkmıyorsanız, özel aracınızla çıkıyorsanız gittiğinizde bir gün önceden kalacağınız yerleri ayarlamanızda fayda vardır. Dediğimiz gibi yani Amasra'da kaldık, Sinop'ta kaldık, Samsun'da kaldık, Trabzon'da iki akşam kaldık. Yani gideceğiniz yerleri önceden belirleyip programınızı ona göre yaparsanız, rotanızı ona göre belirlerseniz yerleşim yerlerini, pansiyon, otel ona göre ayarlamış olursunuz. Belki böyle bir tatil insanlara yorucu gelebilir. Çünkü sürekli gezmeniz, bir şehirden şehire giderken araç kullanmanız gerekir. Ve iki şoförseniz zaten sorulur. Bir de doğa yürüyüşü yapıyorsunuz. Çünkü dediğimiz gibi yani Akdeniz'de bazen doğa gezisi yapıyorlar, bazen de deniz otel. Ama en güzel tatil dediğimiz gibi doğa kültür gezileri. Hoşça kalın, hoşça kalın. Güzel bir Karadeniz gezisinde tekrar kaldığımız yerden devam eden gezide buluşmak ve buluşmak üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. İyi seyirler.